Medyada yer bulamayanlar kanalına hoş geldiniz değerli takipçiler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Haber Global'de Erdoğan Aktaş'ın konu oldu. Ekrem İmamoğlu çeşitli konulara açıklık getirdi ve AK Parti ile ilgili bir bilgi paylaştı. 23 Haziran'daki sandık sonucu Sayın Erdoğan'ı bile rahatlatmıştır iddiasında bulundu. Japonya'daki toplantılara baktığımızda Cumhurbaşkanının rahatladığını gördük. Ben öyle düşünüyorum. Mazbatamızı Perşembe günü aldık. Güzel anlarımız oldu. Topluma hitap ettik. Sayın Valimizle devir işlemi yaptık. Bu esnada devletimizin gelenekleri var. Valimizle buluştuk. Yarın Garimzon komutanımızla buluşacağım. Yarın il başkanlıklarıyla da görüşme trafiğini devam ettireceğim bütün meydanlarda partizanlığı bu binalardan söküp atacağımı demiştim. Bir realite bunun herkes bilmesi lazım. A partisi yaptı, B partisi de yapıyor. Biz yeni bir başlangıç yapıyoruz dedi. Arkadaşlarıma dedim arayın bütün partileri. Saadet Partisi, HDP, İyi Parti ile randevu alındı. MHP'den henüz geri dönüş alamadık. AK Parti ise randevu vermedi. Bu açıklamanın ardından muhtemelen MHP'de randevu vermeyecektir. MHP'yi hadi bir kenara bırakalım. MHP'nin tabanı çünkü kuşkusuz 23 Haziran seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. Tavan gibi düşünmedi taban. Eğer öyle düşünmüş olsaydı zaten 806 bin fark olamazdı. 806 bin o farkın içerisinde MHP'nin oyları da var. Kim ne derse desin yani. Bunu biz söylediğimiz zaman MHP'li bazı isimler kabul etmiyor. Hatta ben bir tweet atmıştım. MHP'li bir milletvekili beni engellemişti bu tweet attım diye. Milletvekili gitmişti işte bir başka ildeki seçim sonuçlarıyla ilgili İYİ Parti'yi hedef almıştı. E bizi desteklediniz dedi. Orada dedi gitti dedi HDP kazandı dedi. Bu nasıl sonuç? Ben de dedim ki siz de dedim şeyi desteklediniz söylüyordunuz Binali Yıldırım'ı. Ama İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazandı diye bir tweet yazdım. Pat bir baktım adam beni engellemiş. Ben onu tanımıyorum o beni tanımıyor. Sen beni niye engelliyorsun ki? Neyse engellersin engellesin. Ama halk o şekilde düşünmedi onu anlatmaya çalışıyorum. AK Parti'ye gelince ise Binali Yıldırım hem çay daveti ne oldu diyor. Gazetecilere soruyor işte diyor ki ben diyor Ekrem Bey'den yanıt bekliyorum. O şimdi kazandı ya hani diyor. Belki karar değiştirmiş olabilir diyor. Ama şimdi de Ekrem İmamoğlu diyor ki ben randevu talep ettim. AK Parti kabul etmedi. Bugün de dedi ki Saraçhane'ye bekliyorum dedi. Beni aramadı telefonla dedi. Basın toplantısında dedi çıktı tebrik etti ama dedi. Ben hala telefon bekliyorum. Gelsin bir kahvemizi içsin dedi. Onun da dedi bazı fikirlerini almak istiyorum. Düşüncelerini öğrenmek istiyorum dedi. E şimdi randevu istemiş AK Parti randevu vermemiş. Binali Yıldırım'a ikinci kez çağrıda bulundu Erdoğan Aktaş'ın programında. Seni Saraçhane'ye bekliyorum. Kahve içelim, çay içelim. Sen de herhalde beni bundan sonra yemeğe çağırırsın dedi. Bunun yükseği de dedi. Bu olabilir dedi. Bakalım ne olacak ama randevu vermemişler.